Herkese merhabalar. Bugün Afyon Postası olarak İhsaniye'deyiz. İhsaniye'de Büyük Tarzı'nın 100. yılını kutlamak için etkinlikler düzenleniyor. Biz de bu etkinliklere katılacağız. Halkla röportaj yapacağız. Haydi başlayalım. Merhabalar efendim. Hoş bugün efendim. Burada neler yapılıyor? Vallahi bugün burada neler yapılıyor? Cumhuriyet'in 100. yılında kuruluş ve kurtuluşun ilk başlama yeri olan Seyit Gazi'den itibaren İhsaniye'mizde de biz 52 yıldır yapılmayan bir gelenek haline gelmesini istediğimiz insanların bu mutlu gününü program düzenledik. Ve bu eğlencelerimiz dün Hasan Yılmaz'la, bugün Sevgi Petek'le, yarın Fatoş Kadıoğlu'yla devam edecek. Bu güzel günü anlamlarla getirebilmek için elimizden geleni belediye olarak yapıyoruz. Çok da güzel oluyor. Biz dün katıldık açıkçası. Çok da beğendik. Bugün de katıldık. Konseri de dinleyeceğiz. Halkın tepkileri nasıl peki? Vallahi halkın tepkilerinden olumlu şeyler alıyoruz. Yani zaten bizim burada insanların sosyal yaşantıları zaten kısıtlı. Böyle işte anlamlı günleri, böyle sosyal aktivitelerle daha anlamlı hale getiriyoruz. Biz mutluluk duyuyoruz. Vatandaşımızın da mutlu olduğuna inanıyoruz. Olumlu geri dönüşler alıyoruz inşallah. Devamda gelecek diyorsunuz. Tabii ki bunu bizim zaten amacımız, İhsaniye zaten dar kısıtlı ailelerden oluştuğundan dolayı sosyal olarak pek bir aktiviteleri yok. Onları daha çok nasıl artırabilirizlerle uğraşıyoruz. İnşallah bu geleneksel hale gelecek. Bu bir olur, iki olur, üç olur. Allah nasip eder. Biz sağ olduğumuz müddetçe devam ettireceğiz inşallah. İnşallah diyelim. Biz de çok teşekkürler. Tekrar. Bence güzel oluyor. Çünkü niye hani köyde millet bir şey yapamıyor. Bir şey yapamayınca da eğlence olunca da herkes buraya akın ediyor. Daha güzel oluyor bence. İyi yani. Daha önce böyle bir etkinlik düzenlenmiş miydi? Yok. Burada? Fazla değil galiba. Tam hatırlamıyorum ama. İlk defa. Aynen galiba. Çok güzel. Peki gelen ünlüler işte halk nasıl karşılıyor? Yani herkes bence güzel karşılanıyor. Bence çok iyi bir şey. Herkes hani güvenliğinde yerinde. Peki o zaman çok teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel buldum. Güzel bir etkinlik. Eğlenceli. Güzel mesela. Herkes buraya geliyor. Eğleniyoruz. Hatta fotoğraf falan çekiniyoruz. Güzel oluyor bizim için. Senin ilk defa mı katılıyorsun böyle bir şeye? Ya dün de katıldım. Mesela bu ilk. İlk defa. Peki Büyük Taarruz'un 100. yılı bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Hayır. Çok güzel bulduk. Teşekkür ederiz. Buna sebep olanlardan Allah razı olsun. Daha önce böyle bir etkinlik düzenlenmiş miydi? Hayır, şu anda görmediydik bu zamana kadar. Evet, peki nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle devamı gelsin ister misiniz? Tabii ki isteriz. Memleketimiz de olsun tabii ki. Çok teşekkürler. Çok ben teşekkür ederim. Abicim size soralım. Etkinlikleri nasıl buldunuz? Çok güzel. Devamlı devam etmesini istiyoruz. Peki Büyük Taarruz'un 100. yılı bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Çok güzel bir program olmuş. Yani böyle programların devam etmesini istiyoruz. Peki çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok iyi. Türklüğümüz meydana çıkıyor. Ne güzel. Atatürk buraları kurtarmış. Allah razı olsun. İyi yaşıyoruz. Daha ne yapalım? Peki etkinlikleri nasıl buldunuz? Güzel, çok güzel. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Necim, sen bir şey söylemek ister misin? Etkinlikleri nasıl buldunuz? Ne adam? Etkinlikleri nasıl buldunuz? İyi bulduk, iyi bulduk. İlk defa mı geliyorsunuz böyle bir şeye? İki oldu geldiğimiz. Peki o zaman çok teşekkür ederim. Çok iyi. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim bir tanem. Allah razı olsun. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Benimle röportaj yaptığınız için de sağ olun, var olun. Ne demek efendim? Büyük Taarruz'un 100. yılında evet. İhsaniye'desiniz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Çok güzel bir gün. Onurlu bir gün. Şerefli bir gün. Günlerin en güzeli. Bugüne renk katmaya. Sizlerle birlikte kutlamaya. Ve sizlerle birlikte olmaya geldik Allah'ın izniyle. Çok çok teşekkür ediyorum. İnanın gurur duyuyorum. Şeref duyuyorum sizlerde olduğu için. Güler yüzlü insanlarla birlikteyiz. Ve bu muhteşem akşamı hep birlikte kutlayacağız inşallah. Afyon nasıl buldunuz peki? İhsaniye'yi nasıl buldunuz? Afyon benim resmen ikinci memleketim. Çalıştığım televizyonda, 10 yıldır görev yaptığım televizyonda birinci sırada ilk üçe gelen Afyon'dur. Birinci sıraya da gelmiştir. Afyon halkına çok şey borçluyum. Afyon Karahisarlara çok şey borçluyum. Dilimiz bir, dinimiz bir, gönlümüz bir, şivemiz bir Afyonlularla. İyi ki var Afyon Karahisar. Çok memnunum sizlerden. Allah bütün Afyon Karahisarlardan 1000 kere razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık bir tanem. Çok şahane, çok güzel oldu. İnanır mısın? Bizim için bir eğlence, bir güzellik oldu yani. Gerçekten bu seneye kadar böyle bir şey görmemiştik biz. Bu sene etkinliklerimiz çok güzel. Çok
çok güzel. Başkanımızdan Allah razı olsun. Evet. Gelenlerden Allah razı olsun. Yani iyiyiz. Dün de katıldınız mı? Katıldım. Nasıl buldunuz peki? Oynadık. Oo, çok güzel. Eğlendik. Çok güzel eğlendik. İyiydik. Devamı olsun istersen. İsterim. Devamı da olsun isterim yani daha. İnşallah diyelim. Peki Büyük Tarzı'nın 100. yılında neler söylemek istersiniz? Ay, Türk şeylerini söylemek isterim yani durmadan. Maaşlarını, şeylerini. Peki, çok teşekkürler, çok sağ olun. Türk'üm diyerekten onu bağırmak isterim yani. Sağ olun, Allah razı olsun. Çok güzel, çok mutlu olduk. Başkanımızdan Allah razı olsun. Yıllarca gelen belediye başkanlarımızdan hiç böyle bir etkinlik görmedik ama bu başkanımızdan her şeyimizi gördük ve yaşadık. Çok teşekkür ederim. Devamı da gelsin. Devamını istiyoruz. Evet. İnşallah. Diyelim dün de katıldınız. Nasıl buldunuz evet, konseri? Evet. Çok memnundum. Çok yarın mutluydum. Yarın akşama da katılacağız. Evet. Evet. Tüm günlere katılıyorsunuz o zaman. Evet. Katılıyoruz. Etkinliklere hep katılıyorsun. Çok güzel değil mi? Ben Şuğu'da da gittim. Oraya da katıldım. Çok güzel. İnşallah devamı da gelir diye. İnşallah. İnşallah peki, devam gelsin. Büyük Tarzı'nın 100. yılı bu konuda ne söylemek istersiniz? Ne söylemek isterim? Çok mutluyuz. Büyük taarruzdan dolayı biz de Türklüğümüzü belletmek isteriz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Biz de buraya misafir olarak geldik Antalya'dan. Böyle bir etkinlik olduğunu duyduk. Biz de katılmak istedik. Hoş geldiniz tekrardan. Eğlenceli miydi? İyiydi. Güzel olacak inşallah. Çok iyi. Çok. Çok iyi. Devam neşelendik. Gelsin. Allah razı olsun hepinizden. İnşallah. Tamam. Devam gelsin. İsterim, ne istemiyorum? Buyurun, gelin inşallah. Ya güzel ya. İhsaniye yaşak adı resmen. Evet ya, ilk defa mı yapılıyor İhsaniye'de? Yok ya, oluyor da böyle hiç olmadı. Değişik geldi İhsaniye ya. Nasıl buldunuz peki? Ya dün de geldim de, güzel yani. Devam gelsin İhsaniye, gelsin. Ve gelecek gibi gözükmüyor. Yapacağız diyorlar ama. Başka ya, demin yani yapsalar iyi olur aslında ya. Neşeleniyor. Gayet güzel. Teşekkür ederiz. Olması gereken güzel bir etkinliğimiz var. Belediye başkanımıza da teşekkür ederiz böyle bir etkinliği bizlere verdiği için. Yani güzel, gayet güzel. Memnunuz. Evet, devam gelsin sen. Tabii ki, tabii ki. Dün de vardı. Yarın da yine etkinliğimiz var. İnşallah o etkinliğimize de katılacağız. Her güne katılmaya çalışıyorsunuz. Bakak tabii ki. Memleketimiz için güzel olaylar bunlar, durumlar. Yani böyle bir programların da olması bizlere de halk olarak da memnun ediyor. Güzel, teşekkür ederiz yani. Teşekkür ederim. Büyük Tarzı'nın 100. yılı için neler söylemek istersiniz? Vatanımız için, milletimiz için, bu bayrağımız için bizlerden devraldığımız bu bayrağımızı bizler de sonsuza kadar inşallah yaşatacağız. Her türlü şeyimize kanının son damlasına kadar memleketimiz için bütün gücümüzle vatanımız için çalışacağız inşallah. Hayırlı olsun sizler için de. Ben teşekkür ederim, iyi çalışmalar. Evet, aslında ilk defa geliyorum. Burada mı yaşıyorsunuz? Evet, 7 yıldır burada oturuyoruz. Etkinlikleri nasıl buldunuz? Çok beğendik, çok güzel, çok coşkunluydu. Etkinlikleri nasıl buldunuz? Güzel. Daha önce katılmış mıydınız böyle? Yok, katılmadım ben. Eskişehir'den geldim. Aa, hoş geldiniz. Bu etkinlikler için mi geldiniz yoksa? Evet. Sadece bu etkinlikler için geldiniz. Burada hem akrabalarımız var hem şey olsun diye geldik. Büyük Tarzı'nın 100. yılını kutlanıyor burada. Şu an neler söylemek istersiniz? Sesten pek anlamıyorum da. Büyük Tarzı'nın 100. yılı kutlanıyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Sevgili misafirler. Abi, bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim şimdi. Herkes yüreğinde taşıyor. Peki, çok teşekkürler. Rica ederim. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Valla etkinlikler güzel. Eskişehir'den geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hem akrabaları görelim dedik. Hem dedik konser seyredelim dedik. Yani güzel, ben memnunum. Hoş geldiniz tekrardan diyelim. Sağ olun. Valla memnun ya, memnunuz. Allah razı olsun. Tamam, kendisi daha orada oturuyor. Kendi orada oturuyor. Allah. Daha önce yapılmış mıydı böyle bir etkinlik? Geçen daha ondan evvel Hasan Yılmaz düvele geldi de. Bir de Karaoğlan geldi de. Memnun, ben gidemedim. Yağmur yağdı. Gene evime gittim. Yağmur yağdı, gidemedim. Bizim çocuklar gittiydi, ben gitmedim. Yanında at yarışı var kayanda. Memnunuz yani, Allah razı olsun. Başka da diyeceğim yok.
3 gün sürecekmiş etkinlik. Hepsine katılacak mısınız? Valla yarın atölyesine gidelim tabii ki. Gidemezsem hayırlısı olsun. İnşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Memnun oldum. Çok güzel. Belediye başkanımıza ve tüm ekiplerinize teşekkür ederiz. Çok güzel oldu. Daha önce yapılmış mıydı böyle bir şey? Böyle bir şey hiç yapılmamıştı. İhsaniye'de ilk defa oldu. Devam gelsin isterseniz. İsteriz tabii. Başkanımız başarılar dileriz. Her türlü şeylerde her türlü yardımcı oluyor yani. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok güzel. Devamının gelmesini bekliyoruz. İnşallah diyelim. Daha önce katılmış mıydın? Hayır. Dün gelmiştim. Bir de bugün geldim. Evet. İlk kez yapıyorsunuz. Yarın katılacak mısın peki? Yarın da gelmeyi düşünüyorum. Peki kimin gelmesini isterdin ünlü olarak buraya? Ünlü olarak Sefo, Çakar, öyle ünlülerin gelmesini isterdim. İnşallah diyelim. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Rica ederim. Çok iyi bulduk abla. Devamının gelmesini isteriz. Peki daha önce düzenlenmiş miydi İhsaniye'de böyle bir etkinlik? Düzenlenmişti abla. Çok memnun olduk. Devamının gelmesini isteriz İnşallah abla. İnşallah diyeyim. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Evet abla. Etkinlikler çok güzel oluyor abla. Devamının gelmesini isteriz abla. İnşallah. Peki kimin gelmesini isteriz? Ali Kınık. Ali Kınık abla. Ali Kınık. O ne kadar güzel bir şey. İnşallah diyelim size. İnşallah. Aracı oluruz belki de. Vallahi dün iyiydi, bugün de iyi olacağını düşünüyoruz. Siz de katıldınız mı? Katıldık evet. İhsaniye'de ilk kez yapılıyor diye biliyorum. Galiba ben de öyle biliyorum evet. Peki nasıl buldunuz? Devamı gelsin ister misiniz? Tabii ki isteriz. En azından devamının gelmesini bekliyoruz zaten. Bu İhsaniye'mize yakışan bir hareket. Güzel. Daha önce yapılmış mıydı böyle bir etkinlik? Yok yapılmamıştı. Devamı gelsin ister misiniz? İsteriz. Gecemizi, bu güzel etkinliklerimizi tüm dünyaya duyuran sizlerden özellikle rica ediyorum. Afyon Postası, Instagram adresi de Afyon Postası, Facebook adresi Afyon Postası. Tüm binlerce kişi onların sayesinde bizi dinlemiş. Binlerce haber geldi. Binlerce kişi okumuş. Binlerce tebrik aldık. Afyon Postası'nın kıymetli yöneticileri Nait Azbay ve eşini de buraya alalım. Tellene belediyemiz adına bir plaket verilecek. Alkışlar başkanımıza ve bu kıymetli insanlara gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederim. Evet, Büyük Taarruz'un 100. yılında kutlamalardayız. Çok önemli bir dönem, çok önemli bir tarih. Milli mücadelemizin verildiği, bağımsızlığımızın elde edildiği, 100 yıl önce bugünlerde yaşanan o büyük mücadelede bizler için mücadele eden, şehit düşen tüm atalarımızı, tüm askerlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm komutanlarımızı sevgi, saygı, rahmetle anmak istiyorum. Tunay Başkanımızı çok seviyoruz. İhsaniyelileri çok seviyoruz. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın diyorum. Sağ olun. Çok heyecanlıyız. Şimdi biraz önce de konuşmamda belirttim. Bu önemli günlerde o anları yaşarcasına ziyaretlerimizi yapıyoruz. Şehitlikleri ziyaret ediyoruz. Gazilerimizi, şehitlerimizi, hayatta olmayan gazilerimizi minnetle, şükranla anıyoruz. Ama biz bir şey daha yaptık bu 100. yılda. 100. yıl, Büyük Taarruz emrinin verildiği 100. yılda. Biliyorsunuz dün değil evvel gün Cumhuriyeti Kur'an Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Afyon'a davet ettik. Sağ olsun bizi kırmadı, geldiler. Afyon'da güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Ne yaptık? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yürüdüğü yoldan, Şuhut Çakırözü'nden Kocatepe'ye doğru yürüdük. On binlerce insan coşkuyla bizimle birlikte yürüdü. Biz 100. yılda o Büyük Taarruz'un başladığı saate kadar Kocatepe'ye yürüdük ama aslında hiç unutulmayacak bir olaya da
tarihe de not düştük. Yani orada bizimle yürüyen, belki orada olmayan ama yüreği bizimle atan, Türkiye'mizin milyonlarca insanıyla birlikte tarihe not düştük. Yani bundan 10 sene, 20 sene, 30 sene, 50 sene sonra gençlerimiz, yaşayan gençlerimiz diyecek ki orada olanlar, dün değil evvel gün, orada ben de vardım. 100. yılda Kocatepe'ye çıktım. Cumhuriyet Kur'an Parti'nin genel başkanı ile birlikte yürüdüm. Ve tarihe not düştüm, bununla gurur duyuyorum diye anlatacak torunlarına. Bunlar çok önemli. Tabii bu çalışmamızda, bu etkinliklerimizde bize katılan, destek veren Demokrat Parti Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal da vardı. Kendisine buradan çok çok teşekkür ediyorum. Demokrat Parti İl Başkanı'na ve Genel Başkanımı karşılayan diğer Millet İttifakı Partisi'nin il başkanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Biz hepimiz ülkemizi seviyoruz. Ülkemizi çok seviyoruz. Hepimiz kardeşiz. Biz çok güçlü bir ülkeyiz. Sadece ülkemizin kaynaklarını, gücünü doğru yerlere harcamasını beceremeyen bir iktidar var. Onu da yakında göndereceğiz. Ülkemizi içinde düştüğü bu bunalımdan, ekonomik, sosyal, siyasi bunalımdan kurtaracağız. Ve inşallah Allah'ın izniyle, halkımızın da onayıyla iktidara geldiğimizde tüm halkımızın 85 milyonu yüzü görecek. Ayrımız yok, gayrımız yok. Biz ülkemizi seviyoruz. Başka Türkiye'de yok. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. İhsaniyelerin kıymetli anaları, kıymetli dedeleri ve büyükleri sayesindedir. Teşekkür ediyorum hepinize. Hepinizden Allah razı olsun.